Herkese merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün arkadaşlar en rahatlatıcı berber videolarını izleyeceğiz. Evet, benim de bayağı gördüğünüz bir saçım bayağı bir uzadı. Artık kesme vakti geldi diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlar herkes yazmış. Senin saçın kıvırcık mı ne mi bu şu yazmış. Arkadaşlar benim saçım kıvırcık değil. Bak, kıvırcık bir insanın saçı böyle olur. Benimki böyle. Gördüğünüz bir kıvırcık değil. Yani benim saçım bildiğiniz dalgalı bir saç. Tamam. İnandım ya, tamam. O zaman arkadaşlar video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ben de yakın zaman sonra saçımı keseceğim ve aynı bir jilete döneceğim. Hadi videoya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar videolarımız başladı. Adamın kafasını bembeyaz yaptılar ve şuraya bir Puma işareti koydular. Puma böyle bir reklam görmedi yani. Puma harbiden böyle. Evet, bu abimizin de gördüğünüz gibi kafasında saç yok. Adamın kafasına saç yapıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oha abi, adama nasıl bir saç yaptınız lan? Bu nasıl bir saç? Adamın hiç saçı yoktu, şu an adamın bildiğiniz hayvan gibi saçı oldu. İnanamıyorum. Bana da bir saç ekseniz güzel olur. Evet. Adam bildiğiniz bir David Beckham var ya, David Beckham'a döndü adam. Baya güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi normal bildiğiniz jiletle kadın adamın saçına böyle girdiler ya. Bak. Küçük çocuğun saçını 5 dakikada kestiler, görüyor musunuz? Hiç düşünmüyorlar. Onu böyle kesiyor. Çocuğun saçını böyle kesiyor. İnanılmaz kesti yani. Ay bu çok acıtıyor. Nasıl kesti? Abi çok acı verici bir şey. Ya böyle tutuyor ya. Böyle tutuyor var ya, böyle cam diye bir indiriyor o berberlerin. Ben anasını avradını o ara bir küfür ediyorum ama. Evet, bu adamda gördüğünüz biz yine saç mı ekiyor? Adam kendine sakal ekiyor arkadaşlar. Sakallarını yapıştırıyor. Adam sakal yapıştırdı lan. Nasıl bir şey arkadaşlar, ben anlamadım. Adam sakal yapıştırdı yüzü. Bak sonra da saçlarını böyle tıraş ediyor. Öyle böyle bir de kameraya şöyle bir bakıyor. Evet bu... Oha, kafasını nasıl kesiyor? Saçlarını nasıl kesiyor? Bakın arkadaşlar. Adam resmen jileti almış böyle. Abicim bir şey diyeceğim, sen mal mısın? Evet, bu adamda gördüğünüz bir inanılmaz bir şekilde saçını kesiyor. Ben niye kafasını kesiyoruz diyorum, anlamıyorum. Bak. Yamuk kestin. Evet, saçını bayağı bir yamuk kesti abi. Saçının yarısı yok. Abi yeni doğan bir bebeğin nasıl bu kadar kıllı olabilir? Bu bebek bildiğiniz bir kurt adam gibi doğmuş. Kurt adam, bak şurada kurt adamı görüyor musunuz? Kurt adam gibi doğmuş bebek. Evet, bu da saçını mı kesecek? Bakıyoruz. Aa, saçını çok kendi kesiyor. Bu arada kendi saçını kesenlere alkışlıyorum lütfen. Abi bu adam resmen mağara adamına dönmüş. Yıllardır tıraş olmuyor musun abi sen? Bu kafa ne? Adamın artık gözleri saçtan başka bir şey görmüyor. Düşünsenize, önünüzde o kadar saç var, saçlarınızı böyle çekiyorsunuz. Adamın bıyıkları ne kadar güzel ya. Adamın burnunu kesiyorsun. Adamın burnunu kesti abi. Bak burnuna sokuyor. Abi sen nasıl bir kurt adamsın? Adam kurt adama dönmüş arkadaşlar, görüyor musunuz? Adamın bacağında yıkıla bildiğiniz kız toka yapıştırdı. O kadar büyük. Evet, adamın kesmiş olduğu bıçağa bakar mısınız? Bıçak ne kadar küçük arkadaşlar. Çok küçük bir bıçak böyle tıraş ediyor. Bu arada kızın yüzü harbiden çok iyiymiş. Ne çıktı abi? Ay bir sürü iğrenç şey çıktı. Abi hayatımda gördüğüm en iyi... Abi saçı indirdiğiniz zaman elit keko oluyorsunuz. Saçı kaldırdığı zaman da şempanze var ya, şempanzenin aynısı oluyor. Yani. Bağcılar saç tıraşı, görüyorsunuz. Bağcılar saç tıraşı, bakın. Şimdi bağcılar saç tıraşı oldu, gördünüz mü? Evet, şimdi bu kızın kafasına da saç ekleyecekler. Şu an bayağı bir operasyondan geçecek ama. Bak oraya o saçı yapıştıracak, görüyorsunuz. Peruk deniliyor buna hatta. Ve gördüğünüz gibi kızın normal bir saçı varmış gibi hayatına devam ediyor. Bu kadar basit iş. Ayda sadece 20 bin lira para veriyorsunuz. Böyle bir şey oluyor tabii ki de. Evet, kız çok mutlu oldu. Evet, artık saçım var. Mutluyum. Ya şu çocuk gibi saçım olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Benim saçım bu olsun abi. Böyle olsun. Ya saçları çok iyi değil mi ya? Baksanıza. Abi saç değil sanki, böyle şey gibi duruyor. Ya küçük çocuğun saçını nasıl kesiyorlar? Arkadaşlar hani bizim berberlerde olur ya işte tas koyup kes diye böyle. Bak artık o modernleşmiş. Yani artık tas değil de bildiğiniz bir kova koymuş. Kovanın etrafını kesiyor böyle. Bak kovayı görüyor musunuz? Bu kova. O normalde tas. Ya çocuk çok tatlı değil mi? Adam bacağındaki kılı yapıştıracak. Abi ne kadar iğrençsin ya. Bacağındaki kılı bir insan niye yapıştırır? Yapıştırmadı. Onu çekti. Niye böyle saçma bir şey yaptın anlamadım. Evet. Tam bir berbere gelen erkek tipi bak. Benim saçım da aynı bu şekilde kesiliyor. Bak. Çok güzel kesti. Her şey şu ana kadar çok güzel. Güzel kesti arkadaşlar. Şu an çok iyi gidiyor. Şu an bayağı bir güzel kesti. Bak. Adamı resmen... Adam yani affedersiniz ama boktu. Adama resmen... Yüze bir nur geldi. Tam bir Almancı profil. Abi sen bildiğin sen kurt adamsın ya. Bu nasıl bir kıl? Böyle kıllar bir tek bende mi yoktu? Şimdi bunları dedim ya, kesin yarın vücudumdan kıl fışkı. Böyle insanları anlamıyorum. Nasıl böyle kıllı olabiliyorlar ya? Lazerle atış yapıyor. Burası neresi abi? Bak. Lazer atış yapıyor abi böyle.
Tiltiş yaptı şu an. Burası hangi bölge? Bak, ne yaptı? Kızın niye orasını öyle bir fıs fıs sıktın abi? Abi dünyadaki herkes mi peruk takar lan? Niye bu kadar çok peruk takıyorsunuz? Aslında benim de saçım olmasa ben de peruk takardım yani. İşte ya. İşte abi. Aradığım saç modeli bu. İşte bu ya. Anlayamazsınız siz, anladınız mı? Şu saç modeline bakar mısınız arkadaşlar? Anlayamazsınız. İğrenç duruyor abi. Bu nasıl bir saç yani? Ya bana da böyle bir berber lazım. Görüyor musunuz? Adam motor sürerken üstünde onu tıraş ediyor. Bana da böyle bir berber lazım. Ben de araba sürerken böyle, evet, yapmak istediğim benim bir aralar aklımda olan proje buydu arkadaşlar. Saçımın yarısını böyle farklı renk, yarısını farklı renk yapmak istiyordum. İyi ki de yapmamışım. Tavuk götüne benzerdim. Ay bak, bu da her yerine ağda sürmüş. Oğlum bu insanlar yürek mi yemiş lan? Yürek mi yediniz lan siz? Bak 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 bak. Vücudunun her yerine... Abi benim vücudum ağrıdı şu anda. Sanki benim vücudumu çekiyorlar gibi. Sanki benim vücudumu çekiyorlar gibi. Ne kadar kötü bir şey şu an ağda. Evet, bu abimiz de dünya... Abi bu nasıl bir sakal? O sakal ağırlık falan yapıyordur yani yüzüne. Baksanız arkadaşlar yaptığı sakala. Oğlum çok... çok komik olmuş lan. Bu nasıl tip böyle? Şimdi bana bakın. Bildiğiniz hani... Mahalle abileri falan olur ya. Aynı ona benziyor. Şunun tipine bakın. Saçı yaşlı ama yüzü genç duran bir abimiz. İğrenç olmuş. Evet, ben de kaşıma bu şekilde çizik attırmıştım. Belki gözüküyor bilmiyorum ama gitmiştir tabii. Abi kızın saçına bakın ya. Bu kadar uzun bir saçı vücudunuzla nasıl taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar? Nasıl bir saç? Evet, kızın saçı gitti. Lan bu erkekmiş. Ne? Bu... Lan bu erkekmiş. Ben bunu kız sandım. Arkadaşlar erkeğe dönüştü bir anda. Allah Allah. Nasıl böyle bir şey oldu anlamadım lan. Ben sabahtan beri sana kız diyordum. Sen erkek mi çıktın? Baksanıza, bildiğiniz yakışıklı bir erkeğe benziyordu bu. Ay, şu şakayı yapmayan yoktur. Ah, kadın çıldırdı. Aha, kadın çıldırdı. Vay, akrep yapmış saçını. Güzel olmuş bu arada, beğendim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi bugün en rahatlatıcı, en ilginç saç tasarımlarını, en ilginç berber videolarını falan izledik. Cidden çok güzel videoydu. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Çok hızlı konuştum, aynı bir rapçi gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.